Ama Vural, beni dinle. Bak. Misafirlerimiz var hanım. Nasılsınız Canan Hanım? Sen nasılsın Vural Bey? Sağ ol, iyiyim. Selma abla, Hazal Hanım'a haber verir misin? Hiç gereği yok. Ben gidip görürüm. Odasında mı? Odasında, tabii. Gel göstereyim ben sana. Memnun olurum. Lan bak, senin ne işin var burada? Ben sana İstanbul'a ayak basmayacaksın demedim mi? Doğru. Öyle anlaşmıştık. Ama bu sefer de anlaşmayı ben tek taraflı feshettim enişteciğim. Bundan sonra otelinizde çalışmayacağım. İstanbul'da kalacağım. Kardeşimle daha içli dışlı ilişkiler kurma niyetindeyim. Bana bak, eğer Hazal'a balıkçıya yaptıklarımı anlatır... Tehditlerin umurumda bile değil. Şimdi müsaadenle. Hazal'la konuşacaklarım var. Yukarıda mı odası enişteciğim? Hazal? Ebru? Tam seni arıyordum. Ne işin var burada? Dün geldim. Artık İstanbul'dayım. Temelli. Hoş geldin, çok sevindim. Hoş bulduk. Geç otur şöyle. Ne bu böyle ya? Lebi Derya. Ay ben sana bir şey diyeyim mi? Bizim oradaki otellerde bile böyle bir kral dairesi yok. Ay şahane. Hı hı. 5 yıldızlı hapishane. Sen hapishane görmemişsin. Gel bir de Nergis Hala'nın evine bak. Biliyorum evi. Babamdan aldım adresi. Hatta gittim birkaç kere annemi görmeye. Cesaret edip de kapıyı çalamadım işte. Annem nasıl? İyi, iyi. Bildiğin gibi işte. Ebru, Kenan geldi. Kenan mı? Nereye? Buraya mı? Kenan İstanbul'da mı? Vuralların şirkete ortak olmuş. Ne? İyi de nasıl oldu ki bu iş? Kenan nereden buldu bu kadar parayı? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun Hazal? Sormadın mı? Sormadım. Niye geldin dedim. Niye geldiği belli zaten. İntikam almak istiyor. Biliyorum. Ama öyle demiyor. Tek derdi ticaret yapmakmış. Ha, sen de buna inandın yani. Sen ne dedin peki? Uzak durmasını söyledim. Ama duracak gibi değil. Ne yapacaksın? Bir yolunu bulup konuşacağım tekrar. Baş başa. Baş başa. Hazal, bu adamın etrafında dönüp durma. Ateşli barut misali. Yani eğer bu barut bir ateş alırsa... ...seni de yakar Kenan'ı da. Sen bence baş başa konuşma. Olmaz olmaz Ebru. Konuşmam şart. İyi de... ...ne diyeceksin ki? Ben kocamı seviyorum diyeceğim. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum diyeceğim. İlk
kez aşkı tanıyorum diyeceğim. Bak öyle diyeceksen olur. Damarına damarına bas bence. Ben senin yerinde olsam var ya... kocamla el ele kol kola gözükürüm. Mahsus gözüne sokmak için. Beni bunu yapmaya mecbur etmeden gider umarım. Çünkü o karşımdayken, yanı başımdayken... yüreğim hükmedemiyorum Ebru. Gönlüm, aklım, ömrüm onun gözlerinde yitip gidiyor. Uzak olması en iyisi. İkimiz için de. Kenan nerede çalışıyormuş? Yani nerede bu şirket? Tüysüz damada bak ya. Hem kızı aldı hem de bize ayak işleri yaptırıyor ya. Halil Efendi, kendine gel. Ne biçim hareketler bunlar böyle? Elimde kaydı İrfan Kaya. Zaten durulamaya geçiyordum ben. Papucumun kahyası. Ben de Halil'sen senin de amirin olacağım. Söylenme, söylenme. İki tane de araba var yıkanacak. Kefimin kahyasını yapacağım seni İrfan Efendi. Bir şey söylemedim. Hazan'ın anlattıkları daha ilgi çekiciydi. Onu dinledim. Kenan'la ortak olmuşsunuz. Hayırlısı olsun. Ne yapacaksın enişteciğim? Öldürmeyen Allah güçlendiriyor işte. Önemli olan güce sahip olmak değil, onu kullanabilmek güzelim. Balıkçıya da öğreteceğim bunu. Hem de ağır bir tecrübeyle öğrenecek. O arada da sen etrafta olmasa niye edersin? Çok küçüksün maazallah. Görmem ezer geçerim seni. Kolay gelsin baba. Ben gidiyorum, görüşürüz sonra. Nereye gidiyorsun kızım? Hiç. İstanbul'u turlayayım dedim. Akşama geç kalma be. Burası ıldır değil kızım. Hava kararmadı, evde ol, tamam kızım? İyi, tamam baba, anladık. Ha, Ebru. Melek'e araba yıkadığımı söyleme kızım. Hem yardım etmek için şey yapıyorum. Elemanlar izinde de. Tamam baba, merak etme, söylemem.